Şanlı yerlerden herkese merhaba. Evet arkadaşlar, Fallout Shelter'la Shelter'la karşınızdayız. Biraz son durumdan gelişmeler kaydettik. Geliyor bizim Jace Price. 64. olacak herhalde bu. 64. adamımızla şöyle aşağı doğru alalım. Aynen. 64. adamı hele şöyle seçip üstüne de karizmatik bir şeyler verelim. Karizma sen şunu al. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Şu anda 64 kişideyiz. Habire arkadaşları odalara götürüp seviştirip... Oo, ilk defa Deathclaw geliyor. Evet arkadaşlar, bakalım. Adamlar bize ne hesap kesecekler. Deathclaw'lar biraz zor ölürler. Ve bizimkiler çabuk ölebilir. Endurance diye bir şeyleri çok az var çünkü. Ha, bir tanesi öldü, süper. Aşağı geçiyorlar. Ağzına tükürdü. Orada bir şey yok. Burada bir de sıksınlar beyinlerine. Burada da biri ölür. Aşağı tarafta en son biri daha ölür, kalır orada. Ama evet. Aa, ölmedi. Aa, oradakilere göre buradakilerin tabi düşük silahları. İlk defa sizle beraber Deathclaw'ları karşıladık. Buradakilerin daha kötü silahları. Şunlardan şuraya bir yollama yapalım. Bir tanesi ölseydi bari ya. Oğlum sende silah bile yok lan. Hop! 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 Ben buraya bir yer daha yapayım ya, şu arkadaşın dediği gibi. Oo! Kız da şey bile yok. Kaç kız? Hah, biri daha öldü Allah'a şükür. Hah, iyi bari. Öldü ama ağzını tükürdüler ortamı. Deathclaw kolay kolay gelmiyor ama burada öldü. O arkadaşın dediği gibi buraya en azından şey yapayım, depo yapayım, buraya çift uğrasın. Önceden o yoktu, direkt aşağı iniyordu. 15 level oldu lan herif. Direkt böyle bir şeyle karşılaşmamız kötü oldu. Evet arkadaşlar, geçen bölümde biliyorsunuz şu odaları yaptık, buralara milleti oturttuk. Şu anda şöyle bir şey göstereceğim. Buradaki arkadaşlar, bunun mesela, evet mesela Ekur Ecelti 10 oldu arkadaşlar. Buraya koyduğum 6 elemanın strengi, şuraya koyduğum 6 elemanın buradaki 6 elemanın accuracy ve şuradaki 6 elemanın strengi 10'a vardı. Nasıl vardı? O 3 günde varıyor arkadaşlar ortalama. 1'den 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e şeklinde gidince belli zamanları var. Eğer bunlara göre herkesi standart verirseniz, yani bütün hepsini birinci level verirseniz, birinci level'dan ikinci level'a atlayacak şekilde atıyorum 20 ve yarım saat sonra, işte ondan sonra 45 dakika sonra, işte 1 saat sonra, 2 saat sonra, 6 saat sonra, işte ondan sonra en son 14 saat sonra şeklinde takip ederseniz hepsini aynı anda update etmiş oluyorsunuz. Amaç zaten burada şöyle bir şey: ilk giriş odalarının iki tanesine, buraya ve şuraya son seviye adamları koymak. Yani adamın akurisi ondan sonra, yani bütün statları eğer yüksek olursa ve güzel elinde silah olursa, adamlar geleni öttürüyorlar. Yani giren ölüyor. Mesela gollar geldiğinde zaten şimdi bile girince yarısı ölüyor da, hani mesela o zaman gelince adamlar girmeden ölüyorlar falan böyle. Hani, adım attıkları gibi ölüyorlar. Bunu nasıl başaracaksınız? Yani şu 3 haneliği yapın. Sonuna kadar geliştirmenize gerek yok. Yapabildiğiniz kadar. Bu 64 kişi de bu şeyde standartta şu anda 3 tane elektrik. Full değil bakın. Sadece kapasite olarak. 3 tane elektrik. 2 tane lokanta. 2 tane de su yeri yetiyor şu anda. Daha sonra 2 lokantayı yukarı alıp aşağı 3 tane elektrik ve 3 tane su yapıp bırakacağım. Hele nükleeri falan koymayı düşünüyorum. Şu an nükleer 60'ta açıldı. Ve böylece
biraz şey, burası girişe daha uygun gibi geliyor bana, çünkü hani bu kısma daha uygun gibi geliyor. Hele belki Nuka Cola da olabilir. Endurance gerekiyor oraya. Böyle bir sistem yapıp işte aşağı doğru gideceğim. Hele burayı tamamlamayı düşünüyorum. En aşağıya depoları falan yapmaya başlayacağım. Bu arada depolar çok fazla elektrik yiyor. Bunu unutmayın. Şu anda yemek ve suyum idare eder durumda. Böyle sağlam bir baskın yemediğim sürece yemek bir şekilde götürüyor. Tabii bir tane şey yapmam gerekir mi? Olabilir. Neydi onun adı? Bir tane bahçe yaparız olsun diye. Bir tane bahçe, bir tane işte su pertification, daha büyük su yeri. Ama nükleer kesin yapacağız. Nükleer çünkü normal şeyden, normal santralden, termoelektrik santralden daha fazla elektrik veriyor. Onun için nükleer kesin kez gerekiyor. Hani daha fazla kapasitesi de var. Hani manyak gibi kapasite veriyor, daha fazla da elektrik veriyor. Fazla elektrik vermesi mühim değil ama acayip kapasite veriyor. Bu da nerede işimize yarayacak? Atıyorum şeylerden, bu normal elektriklerden 4 tane 5 tane yapıp da 1 ya da 2 tane de sonuna doğru, 200'lük bir yerden bahsediyorum. Bütün her şeyin olduğu bir yerden bahsediyorum. 2 tane nükleer yaptığımızda hayli hayli yeter moda gelecek. Burayı da yavaş yavaş tamamlayacağız. Şu anda SPE kısmı tamamlı. SPE-GL kısmı, intelligence ve karizma yok. Şurada da lucky yok. Oralar şu anda çok lazım değil. Karizma burada arkadaşları bize dahil etmek için gerekli. Buraya radyo istasyonu kurduk. Millet çağırıyoruz. 2 saatte falan bir geliyor. Şöyle bir şey. 2 saat tamamlandığında gelmeme olasılığı var arkadaşlar. Hani istediğimiz yere ulaşamayabiliriz ama diyoruz ki bakın burada böyle yahşi böyle elbiseli hatunlar var. Hemen koşup geliyorlar. İlkinde geliyorlar yine. Ondan sonra şurası Endurance mıyım? Yok, Ece Atletik Room bura. Endurance şuraya yaptıydık. Burada arkadaşlar Endurance'ları yükselteceğiz. Bunlar Strength ekibi mi? Yok, Perception ekibi var. Ha. Burası karışık. Fakat Peeper'ı da buraya koydum. Buradan Endurance'ını tamamlayacağım. Zaten bir tane kalmış Endurance'ı. Sağlam arkadaş o konuda, Endurance konusunda. Daha sonra Agility ve Perception tamamlayıp şey yapacağım. Ondan sonra salacağım. Hani tamam güzel para topluyor arkadaş ama hani bunu benim yükseltmem lazım. Karakterlerin seviyelerini yükseltmem lazım. En azından üçlü dörtlü, yani en azından iki tane üçlü ekip halletmem lazım. Buradan göreve yollayayım. Bakın burada 3500'e ikinci quest time'ı açacağım. Ama şu anda para yok. Questlerde de çok fazla bir şeyim yok. Questlerde de pek fazla ilerleyemedim. Şu sel 150 tane weapon ve outfit'te 81 tane satmışlığım var. Siz düşünün. Şunu alabilmek için kastırıyorum şu anda. Şu 5 quest'i yap muhabbetinde bu gelecek. Bir tane handyman gelecek. Benim yerime toplayıp duracak. Bunda karşılıklı bir yerde mesela elektrik, yani elektrik, iki tane elektrik yan yana koyup onları kastırabilirim. Hani mesela şuraya falan koyabilirim ama bunu yıkmam gerekiyor. Onun için ta derine gitmem lazım. Orada zaten depo ve yaşam alanları yapıp orayı bırakacağız. Yani orada isterse alarm versin, isterse yangın çıksın, tınlamayacağız. Güzel olacak o yönden. Bir tek radyasyon rat scorpion var. O çıkarsa o işte, ona bir şey yapamıyoruz. O yandakine mandakine değil, her yere fırlıyor. Yani rastgele random fırladığından dolayı onu kesemiyoruz. Denk gelirse onu da görmüş oluruz. Ama şu anda cidden birçok kişi de silah ve üst baş var. Hani şunların falan biraz çıkarttım. Onları da çıkartmamın nedeni buradaki arkadaşlara verilmek. Al mesela ki ne çıktı? Rat çıktı. Ölecek direkt zaten. Bu arada pompalıdan taramalı çıkıyor. Baş. Tek bir tane çıktı zaten, öldürdü. Adam XP'sini aldı paşa paşa. Oh, 2 level tamamlar yakında. Evet arkadaşlar, olay bu. Dediğim gibi belli süre, mesela işte telefonsa ya da bilgisayara ne yaptınız? Yarım saatlik şey koydunuz buraya. Birinci level strength'leri, işte birinci level perception'ları, birinci level endurance'ları buraya sıraladınız diyelim, tamam mı? Hele bunu yarım saatte bir yapıyorsanız herkesi böyle rastgele şuradan tıklayın. Şuraya tıklayın. Buradan arkadaşlar tıklayın mesela. Şuradan da mesela neydi bu strength? Strength göre sıralı şu anda. Andrew hariç, o burada çünkü. Bakın strength'ler full. Benim şu anda 6 tane 7 tane strength'im full var.
Buradan en aşağıdakileri gidin. En aşağıdan seçmeye başlayın, tamam mı? Alt tane de doldurun bırakın. Atıyorum 3'e kadar kasın. Yani 1 ile 2 zaten 1,5 saat. Bütün hepsini yapın. En azından herkesin bütün statları 3-4 düzeyinde olsun. Hani biraz ortalamanın üstünde olsun. 5'e kadar da kasabilirsiniz. Ondan sonra işte esas adamların ya da işte dışarıya yollayacağınız adamlara kasmaya başlayabilirsiniz. Onları kasın. Onları işte bir şekilde eşleyerek ya da bir şekilde yaparak yapın. Bir şeyin, bir deliver'ın birden 10'a çıkması 3 gün civarı falan sürüyor. Eğer güzel planlayabilirseniz minimum 3 günde falan tamamlanıyor. Yani bu da ne demek oluyor? 6'lık bir ekibi, bütün hepsi statları 1 olursa 3 gün çarpı 7, 21 günde bir 6'lık seriniz, bir 6 tane adamınız Superman modunda çıkar. Yani bu ne demek oluyor? 21 gün. Ha bu arada hiç arkadaşlar şey harcamadığınızı düşünüyorum. Nuka Cola. Nuka Cola harcarsanız, eğer Nuka Cola'nız varsa ve Nuka Cola harcarsanız yani bir anda bitirebilirsiniz. Yani bir saat bile sürmez. Çatır çatır bütün hepsini verdiniz diyelim. Arkadaşların strengi şunu bunu şey olur. Yani ortalama yarım saat içinde gastıra gastıra arkadaşları içire içire statlarını yükseltebilirsiniz. Ama Nuka Cola kaynağı görevlerden çıkabiliyor Nuka Cola. Ondan sonra cama işte ne bileyim bazı questler verebiliyor. Onun dışında parayla alabiliyorsunuz. Parayla almaya bence gerek yok. Yani gayet şu anda şey. Ha başka bir tarafa geliyorum. Şu kısım. Bu happiness bonus arkadaşlar. Şu anda benim %9. Bunu eğer %100'e tamamlarsak mutluluğu. Bunu nasıl tamamlarız? Adam yaptığı işten memnunsa. Arada sırada değiştirmeniz gerekiyor yerlerini. Ondan sonra arkadaş çocuk yapmışsa. Çocuk yaptığında %100 oluyor şeyleri, happiness'ları. Bizim yemek bonusumuz, yani yemek üretimimiz, işte elektrik üretimimiz, su üretimimiz ve bir şeyleri yapmamızın hızı %10 artıyor. Aynı şekilde bunların çalışma hızları da %10 artıyor. Diyelim 60 dakikada mı bu adam training edecek? Eğer %10 bonusumuz varsa 54 dakikada train ediyor. Yani bu durumda bizim mutluluğu olabildiğince yüksek düzeye tutmamız lazım. O da nasıl olacak? Atıyorum rush yapıyorsunuz ya. Rush'ı ya kaybetmeyeceksiniz, sağlam adamınız olacak rush'ın içinde. Ki zaten sağlam adamınız varsa rush'ı pek yapmanıza gerek kalmaz. Çabuk döngü olur. Sadece rush'ı yapmanızın nedeni şey olabilir. Para kazanmak. Onun yerine dışarıya adam yollayın. Sağlam birkaç tane endurance, accuracy. Aha bizim adam çıktı. Göreniniz var mı? Burada yok gibi. Burada. Burada. Göremiyorum. Göremiyorum. Ortalarda. Gitti zaten. Şimdi gider. Göremedim vallahi adamı. Zaten adam pusu kuruyor ya. Aha. Hadi be kaçırdım son anda. Allah cezanı vermesin. Şuradaydı. Ne yapalım. Sağlık olsun. Hop. Dur lan. Mesela birini yanlışlıkla tuttunuz böyle bırakamıyorsunuz ya. Şuraya bırakın. Şey olmaz. O da arada dipnot vermiş oldum. Yavaş yavaş level'lar da yükseliyor. Bakın şuradan level dediğimde 18, 17, 16, 15, 15 level, 14 level. Bunlar hep eski elemanlar. Bir sürü şey verdik. Neydi onun adı? İsim verdik. Dışarıdan gelenler haricinde hep benim çoğalttıklarım. İsimli olanlar. Bu mesela yeni geldi. Ruth Martin yeni geldi. Hani bunlara yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar hani bunun kolayı bu. Hani en kolay yapılabilecek şekil bu. Hile hurdası da var ama şöyle söyleyeyim. Hile hurda kullanmayın, cidden oyunun tadı kaçar. Yani ben söyleyeyim. Hani ve o tip hilelerle beraber şey de gelir. Virüs de gelir. Emin olun. Tecrübeyle tasdiklenmiştir. Ondan dolayı öyle şeylere bence heves etmeyin. Bulaşmayın. Dediğim gibi şuraya bir tane daha bir şey koyarsak burada çift döngü yapar. Bunların şeyi azalır ama burada ikinci üçüncüyü öldürürler. Evet arkadaşlar. Bugünlük bilgi ve rehber şeyimiz bu kadardı. Size buraların şeyini aktarmaya çalıştım. Strength ve agility'leri bunların yükseldi. Hele şurada 4 tane falan perception'ci çıktı.
Ve burada Endurance'ı da kurduk. Endurance da yükseliyor. Bunların hiçbirini yükseltemedim daha. Yükselteceğim. Çünkü yükseltirsem elektrik gidecek. Bir de yükseltmek ciddi para. Hani 3000 birinci upgrade, 9000 falan da herhalde ikinci upgrade. Oba çıktı. Döşeleyin şunları. Bak o radyasyon dediğim bakın bu. Şu vurur. Şu anasını ağlatır. Vur vur vur. Aynen. Aynen. Döşü döşü. Endurance'ları yüksek değil bunların ama. Hadi koçum ya. Hadi. Hadi indirin şunu. Sağlam radyasyon aldılar. Ya vurun şunu öldürün. Ölmedi mi? Gidiyor. Gidecek. Nereye çıktı? Buraya çıktı, öldü mü? Allah Allah. Herhalde buraya çıktı, öldü arkadaşlar. Şu kısma çıktı ve öldü. Şunların bir radyasyonlarını kontrol edeyim. Radyasyon bunda fazla yok. Radyasyon ebesinin körü. Bunları iyileştirmeniz lazım arkadaşlar. Bir daha çıkarsa falan ölürler direkt. Endurance'lar zaten az bunların. Bakın farkı anladınız mı? Endurance farklarını. Bak mesela bunun orta düzeyde. Ama şunda bakın ne kadar az. Endurance tavan onda. Hiç neredeyse bakın şey almadı. Tabi 50 level'ın da şeyi var. Ondan dolayı da yemedi ama hani esas olay bakın bunda da Endurance çok düşük. Bunda indiydi. Şuralarda falan da ikinci level olduğundan. Level'la Endurance çok fark ettiriyor. Bu tip radyasyon alıp onlardan etkilenmesinde. Evet arkadaşlar, umarım kaydı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde, incelemede ya da rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.